Tabii zamanlama manidar. Neden manidar? Çünkü Türkiye bir seçim süreci yaşadı ve bu seçim sürecinde PKK açıkça seçimler boyunca, kampanya boyunca bir eylem yapmayacağını ilan etmişti ve bu ilan nedeni de bir siyasi partiye ve oluşuma yakınlığı veya desteği ilan etmek adına yapmıştı. Ancak seçim gerçekleşti. PKK'nın Türkiye'de istediği siyasi değişiklik olmadı ve bunun neticesinde artık PKK'nın eski gündemine dönmesi gerekiyor. O da nedir? Öncelikle kendi varlığını en azından hatırlatmak bağında, bir taraftan MIT'in nokta operasyonları dikkate alındığında kendi yandaşlarına, kendi elemanlarına moral vermek bağlamında saldırılarını başlatması ve bu süreci de en azından yaz boyunca devam ettirmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz seçim sonrasında PKK'nın kendi orijinal ayarlarına dönüşü şeklinde yorumlamak durumundayız. Bugünkü yapılmış olan saldırıları. Ha şu var, tabii ki burada sadece bir mesaj vermek amacıyla böyle bir saldırı yapılmış olamaz. Önümüzdeki süreçte birçok farklı siyasi gelişmeler de beklenmeli. Dolayısıyla PKK'nın bu siyasi gelişmelerde bir inisiyatif üstlenebilmesi, en azından kendi varlığını diğer aktörlere, Türkiye dışındaki diğer aktörlere hatırlatabilmesi için de bu tür saldırıları yapması gerekiyor. Şimdi PKK'nın bu saldırıları sürdürmekteki amacı ne? Bu soruyu sorayım o zaman bağlantılı olarak. Uluslararası siyasette, Türkiye'nin de dahil olduğu bu uluslararası siyasette yaşanan gelişmelerde eylem stratejilerini belirlemede etkili mi, nasıl bir etkisi olacak? Özellikle o ihtimal olan uluslararası gelişmeler neler? Şimdi öncelikle Esad'la hali hazırda Moskova'da yapılan zirveyle birlikte başlatılan bir normalleşme süreci var. Ve bu normalleşme süreci PKK'nın izole edilmesi bağlamında özellikle Suriye içerisinde PKK için önemli. Neden? Eğer Esad bir şekilde Türkiye ile anlaşırsa PKK Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekilme niyetini Trump döneminde olduğu gibi bir şekilde ifade ettiğinde veya dümen kırdığında böyle Suriye içerisinde dengeyi tekrar sağlayacak bir başka aktör bulamayabilir. Bu nedenle PKK en azından rüştünü ispat etmek durumunda. Tabii bir de şu var, Esad rejiminin de burada tavrı önemli. Çünkü bazı koşulları vardı Türkiye'ye yönelik. Türkiye'nin Suriye'den geri çekilmesini istiyordu malumunuz özellikle. Ancak şu aşamada sanki Esad rejimi de PKK'yı Türkiye'ye karşı en azından kendi isteklerini dikte ettirmek babında kullanıyor. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Neden? Bugün yapılan roket saldırılarının yapıldığı yer Tedrifat bölgesi. Yani Tedrifat bölgesinde rejimle birlikte aynı mevzilerde bekleyen terör örgütünün rejimden habersiz bir şekilde Türkiye'ye saldırı düzenlemesi pek mümkün görünmüyor. O takdirde rejim de PKK'yı Türkiye'ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. Buna dikkat etmek lazım. Tabii İsveç'in NATO üyeliğinde malumunuz İsveç'te bir sürü PKK'lı sokaklara döküldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye İsveç'in üyeliğinin kabul edilmesi bağlamında bazı baskıları var. İşte burada da PKK'nın bir korkusu başlıyor. O da şu, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye'nin de öne süreceği bazı koşullar vardır. Özellikle bir pazarlık söz konusuysa İsveç'in üyeliği üzerine. O da nedir? PKK'ya verilen desteği kes, azalt veya bir şekilde artık bu işten vazgeç ki bu pazarlıklar da yapılıyor. İşte PKK burada da kendi rüştünü ispat etmek ve en azından Amerikalılar üzerinde bir baskı veya bir imaj oluşturma çabası içerisinde diyebiliriz. Şimdi Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin işgalindeki bölgelerde Amerikan güçleri terör örgütüne eğitim desteği vermeye devam ediyor. İşte bu desteklerden bahsederken kimi taraftan aslında PKK desteğini kaybedecek gibi görünse de farklı noktalarda eğitim ve silah destekleri de sağlanıyor. DAEŞ'le mücadele adı altında gerçekleşiyor kimi zaman. Örgüt benzeri destekleri aldığı sürece benzer eylemlerini de sürdürür mü? Yaz aylarında biz benzer eylemleri dolayısıyla benzer operasyonları da görür müyüz? Mutlaka, mutlaka. Çünkü terör örgütünün zaten izlediği süreç düşük profilli saldırılarla büyük zayiatlara yol açmak ve hem Türkiye içerisinde bir iklim oluşturmak, kendi lehine bir iklim oluşturmak, yurt dışında da
elde etmiş olduğu o kazanımları devam ettirebilmek. Bunun için mutlaka bir terör örgütünün eylem yapması lazım. Eylem yapmadığı sürece kendisini marjinalize etmiş demektir. Ama şunu da unutmamak lazım. Sizin Suriye ile ilgili yapmış olduğunuz tespit bence gerçekten önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin halen devam ettirdiği Eğit Donat programında iki tane husus son dönemde ortaya ön plana çıktı. Bunlardan birincisi Irak kuzeyinde düşen helikopter veya helikopterler. Çünkü iki tane düştüğüne dair duyumlar var. Ancak biz bir tane düştüğünü biliyoruz. Bu helikopterler Amerika Birleşik Devletleri'nin parasıyla bir Fransız firmasından alınıp Talabani kardeşlerin güdümünde PKK'ya hizmet sunuyor. Şimdi bu husus önemli. Neden? Çünkü Suriye'den kalkan bir helikopter Irak kuzeyinde düşüyor. Demek ki Eğit Donat programı çerçevesinde PKK'ya kazandırılan kapasiteler gerçekten normal kapasiteler değil. Yani devletimsi bir yapıya doğru giden kapasiteler. Ve son olarak 2 veya 3 hafta önceydi. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı bir açıklama yaptı ve PKK-PYD unsurlarına Suriye'de obüs eğitimi vereceklerini ve obüs vereceklerini ifade ettiler. İşte bu konu bence Türkiye'nin özellikle hudut güvenliği açısından önemli. Şöyle bir ifadede bulunalım. Bir obüs mühimmatının menzili normal bir mühimmatsa 30 kilometredir. Geliştirilmiş bir mühimmatsa 40 kilometredir. Dolayısıyla PKK-PYD o bölgeden Türk hududuna 30 kilometre mesafeden obüslerle atış yapabilecek bir kapasite kazanacak ve bu Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum değil. İşte bu nedenle de 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridi talep etmişti Türkiye. Hem Rusya ve hem Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda protokoller imzalanmıştı. Dolayısıyla bu argümanın da ne kadar önemli olduğu şu an için ortaya çıkmıştı.